Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Hayırlı sahurlar. Teşekkür ederim hocam size. Evet. Gaziantep'ten selamlar. Selam aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Hocam, benim damadım aylıktan çalışan. Şu anda da işleri kırık. Ben ona zekat verebilir miyim? Kime? Damadıma. Damadınıza durumu kritik derken yani borçlular mı? Geçimlerini borçlular mi sağlayamıyorlar? Şu anda da yani çalışıyor ama borçlu şu anda. Borçlu. Borçlu olan damadıma zekat verebilir miyim? Verebilir. Aynı evden kızı da yiyor. Yiyebilir tabii. Borçlu olan damadına, kızına veremez de. Kızına veremez o, aman damadına verebilir. Damada verdikten sonra damadın alıp getirdiğinden ailece... Borçlu diyorsun ya. Borçlu diyor. Evet. Borçlu olmazsa o zaman... Kızı da, torunları da yiyebilir. İyi de borcu var işte, onu mahsuben verebilir damadına. Tamam. Damada borçlu olan, geçim darlığı gerçekten sıkıntısı olan damada zekat verilir dedi hocamız. Kızına veremez. Kızınıza, torununuza veremezsiniz. Veremez. Dedesine, ama damada verilir. Usul furua verilmez yani. Evet, usul ve furua verilmiyor. Allah razı olsun. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Bir telefon daha var. Alo. Hayırlı sahurlar. Buyurun Hasan Bey. İyi akşamlar Ömer Hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sizi seyretmekten var ya, uyku bile uyuyamıyorum. O Medine'ye, Mekke'ye gittiği zaman hayranlıklar dinliyorum sizi. Teşekkür çok ediyorum. Başıma, başı etaplara da geldim. İki telli telefona. Sizin programınıza katıldım orada. Evet. Şimdi hocam benim sorunum şu. Buyur. Ben engelliyim. %79 oranında üzülü raporum var. Şekerden dolayı gözlerimi kaybettim. Geçmiş olsun. Çok görebiliyorum. Oruç tutamıyorum. Evet. Vitre veremiyorum. Dar gelirliyim. Borcum ağacım var. Ondan sonra size yani bana vitre vermek ya da zekat vermek şey olur mu? Diyemedim. Dilimde dönmedi. Özür yani sen zekat sana verilmesi mi, senin vermen mi? Zekat alabilir miyim? Bana verilmesini diyorum hocam. Zaten benim borcum ağacım var bankada. Zekat alabilir miyim diyor musun? Yani onu mu soruyorsun? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Anladım Hasan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Hocama soruyorum. Allah razı olsun hocam. Hayırlı sabahlar. Sağ ol. Oruç tutamıyorum dedi. Önceden. Şeker hastasıyım. %79 dedi. Engelliyim. Gözlerimi kaybettim dedi. Oruç tutamıyorum. Borçluyum. Fitre de veremiyorum. Şimdi yani orucun fidyesini de veremiyormuş. Evet. Yani işte veremiyor. Kendine göre vereyim diyor. Şimdi bu şeker hastası grup grup yani. Belli ki engelli %79 engel olabilir de, raporu verilmiş. Ama adam zengin olabilir pekala. Borçluyum diyor. He. Evet. Evet. Oruç tutamıyor. Namaz da mı kılmıyor? Namaz kılar. Hasan Bey namazınızı kılarsınız. Yok. Herhalde hocam. Evet. Şekerden dolayı mı engelliliğiniz? Şekerden gözlerim vurdu. Böbrek yetmezliğim de var hocam. Evet. Bacaklarım da ağrıyor. Devamlı tedaviye gidip. Bir de şöyle bir şey var hocam. Namaz kılarken şekerim düşüp bayılıyorum camide. Evet. Seninki ileri seviyede yani. Evet. 600'den aşağı düşmüyor şekerim. Oo, tamam. Evet. Bu zaten gözleri falan gitmiş böbrek. Borçluyum evet, diyor. Evet. Fitre alabilir miyim? Zekat alabilir miyim? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Tabii bana kızmak yok. Dinde yok. Olan söyleyeceğim. Namazını, abdestini kılan Müslümanı ihtiyaçlarını tercih etmek birinci sırada. Mümine zekat verilebilir. Ama namaz, abdestli olan, oruçlu olan varken yani keyfinden tutmuyor gibi. Ama inkar etmiyor. Mümine verilebilir zekat.
Ama namazlı abdesti olanı tercih etmek daha birinci tercih sırada. Birinci sırada öncelik o. Sırası onda. Yani mümine verilebilir. Mümin eyvallah. Olduktan sonra günahkar da olsa zekat verilebilir. Eyvallah. Kafire verilmez. Borçlu, sıkıntısı olan, gerçekten maddi anlamda kendine yetmeyen durumdakiler zekat ve fitre alabilir. Hasan Bey, sizin şu anda söylediğiniz şekliyle bu söylediklerinizi doğru kabul ederek dolayısıyla bu şekildeki biri zekat da alabilir, fitre de alabilir. Evet. Namazını kılan, Kur'an-ı Kerim'ini okuyan, böyle dinine düşkün insanları tercih etmek, onlara öncelik vermek. Fakirse daha tabii. Fakirse tabii, en ön şart fakir zaten. Evet. Fakir olan, daha dinini yaşayan birine vermek birinci öncelik. Evet. Diğer insanlar da verilebilir. Mümin olmak yani kaydıyla. Müminse, günahkar da olsa o da ölecek değil sonuçta. O da bizim komşumuz. Çok zor durumda olan, geçim darlığı olan herkese Müslümansa zekat verilebilir. Ama önceliğimiz dediği dini gibi hocamın. Dini vecibelerini yerine getirenler. Daha böyle dini vecibeleri yerine getirenler. Fakirler. Fakirler. Allah yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak şifalar versin.